Senin canın mı sıkkın, bir şey mi oldu? Yorgunum sadece. Çok yorgunum. Ya. Gördün mü Türkan Hanım, bu işler öyle kolay değilmiş. Ettiğini çekiyorsun. Sen bana laf yetiştireceğine soğanlara bak, yanıyor hepsi. Ah, seni ağzın. Ah, yanmayayım. Of. Ya Türkan, yandım ya, ölüyorum. İnsan bir üfler, ne bileyim, öpeyim geçsin filan der ya. Salça sür. Ne olacakmış salça sürünce? Acısını alır, şurada dolapta var hemen. Yok efendim, benim acım öyle salçayla filan geçmez. Allah Allah, ne yapayım Somer? Yoğurt sür o zaman. Ya ben mantı mıyım ya, yoğurt sür salçadık? Bak, benim acım öpmeyince geçmiyor Türkan. Bekle, merhem getiriyorum. Uf, gitti parmak ya. Gel buraya, şu merhemi sürelim. Ya öpçük yokken. Uzat elini. Geçecek mi şimdi bunu sürünce? Geçer, geçer. Ben şunu bırakıp gideyim. Ablam yaşadığı olayı, içinde büyüyen korkuyu atlatamamıştı hala. Kararlılıkla çıktığı hayat mücadelesinde öyle talihsizlikler de vardı demek. Dünya onun için iyilikle dönerken, kötülerinden bir nefes yakınında olduğunu yaşayarak, acı bir tecrübeyle öğrenmişti. Böyle teselli edecekti kendini. Böyle güçlenip yeniden ayağa kalkacaktı. Türkan ablamın gücü karşısında kendini yenilmiş hissetmemek için çabalayan Somer eniştem için de olanı kabul etme zamanıydı. Sevgi yetmez demişti ona. Sevginin içinde kıran döken sözler varsa, inciten gurur varsa, geçmişten gelen, aşılamamış alışkanlıklar varsa, sevginin gücü tükenir de elbet. Sevgi, tüm mağrurluğuyla köşesine çekilmiş, ayrılıkların koyu renginde resmedilen o eşsiz tabloyu izliyordu artık. Nasıl olmuş? Beğendin değil mi? Ellerine sağlık, güzel olmuş. Yalnız sen de çok güzel söğüş doğramışsın. Bak bu domateslerin tadı sırf senin elindeydi için daha güzel. Sağ ol. Boyuna ne oldu senin? Yüzüğüm takıldı. Ne yüzüğü ya bu? Ya işte var ya, benim mavi taşlı yüzüğüm, kaidesi bozulmuş, çizildi işte. Bir bakayım şuna. Kötü çizilmiş Türkan.
Annen değil mi? Ne annem? Bu soğukluğun, bu uzaklığın sebebi. Onun kederi bu gözlerinde gördüm. Bak Türkan, sana şu kadar söyleyeceğim. Er ya da geç, o kaçınılmaz gün geldiğinde ben senin anneni bahane olarak kabul etmeyeceğim. Çünkü benim Türkan'ım, her ne olursa olsun, eğer bir şey kafasına koyduysa mutlaka yapar. Kimseyi dinlemez. Biz boşansak da sen hala benim Türkan'ımsın. Yüreğinin bir bildiği vardır diyeceğim. Defne. Ne? Kız olursa adını Defne koymayı düşündüm. Yani bence kız çocuklarına iki isim daha çok yakışıyor. Hani mesela Rüşan Defne. Olmasın. Tamam. Defne Nesli? Yok, o da olmasın. Tek isim güzel işte, Defne. Erkek olursa? O zaman da babasının adını koymayı düşündüm. Somer. E zaten bir tane oğlum var. Diğeri de eklenmiş olur işte. Allah Allah. Yarın doktora karşıda gidiyoruz. 2'de. Efendim. Alo, Türkan nasıl oldun? İyi, iyiyim. Neredesin peki? Evdeyim. Kendi evinde mi? Evet, kendi evimdeyim. Ya bugün yalnız falan kalmasaydın ya, annenin yanına geçseydin. Yok yok, Somer yanımda zaten, yalnız değilim. Merak ettiğin için sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Kimdi o? Dönüş. Bir sorun yok değil mi? Yok. Ne bileyim, biraz böyle hani tatsız konuştun da kızcağız. Bilmem, farkında değilim. Ben kendime hep su koyacağım, ister misin? Var efendim. Çay demlesek mi? Ben yaparım istersen. Olur. O zaman giderken boşları da. Tamam. Tamam. Alo. İyi akşamlar. Ben Türkan Korman. Bugün karakola gelmiştim, bir şikayette bulunmuştum. Evet, evet. Aha. O kişi hala gözaltında mı, onu öğrenmek istemiştim. Anladım.
Teşekkürler. Temizlik için birine gidecektim. Malum yarın doktor randevumuz var. İptal ettim ben de. İyi. Her şeyin suyunu koydum.